Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan zat. Efendim kendisine sözde cumhurbaşkanı dedim diye çok alınmış. Acaba bir yapay gündem oluşturabilir miyiz? Yaratan sensin kardeşim. Oluşturan sensin kardeşim. Milleti açlığa, fakirliğe, fukaralığa mahkum eden sensin kardeşim. O nedenle ben sana sözde cumhurbaşkanı diyorum. Ve söylemeye de devam ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak. Ne kadar güzel değil mi? Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve bireylerinin şanını ve şerefini koruyacaksın. Peki kardeşim, Süleyman Şah Türbesi'ni kim kaçırdı? Kendi toprağından bayrağını kim indirdi? Kim kendi toprağından kaçtı ve terör örgütüne teslim etti? Bunu teslim eden adamın Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini koruduğunu düşünüyor musunuz? Elinizi vicdanınıza koyun. Trump'ı düşün. Kendisine mektup yazıyor ve aptal olma diyor. Erdoğan çıkıp sen bana aptal olma diyemezsin dedi mi? Demedi. Aptal olma kime diyor? Türkiye Cumhuriyeti'ne söylemez. Bu ülkenin bir şanı var, bir şerefi var. Bu ülkenin bir geçmişi var. Bu ülkenin verdiği bir milli kurtuluş savaşı var. Bu ülke hiçbir zaman egemen güçlerin karşısında diz çökmedi. Sen kim? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şanını ve şerefini korumak. Milli Savunma Bakanı da demiş. Efendim başkomutanmış da bilmem neymiş de. Başkomutan kaçar mı ya terör örgütünden? Bayrağını indirir mi ya başkomutan? Paşa elbisesi giymek o kişiyi paşa yapmaz. Paşa elbisesi giyen kişi de vatan sevgisi ve yürek olur. Yürek. Yürek olur. Terör örgütü tarafından teslim alınan kişi de başkomutanlık yapamaz zaten. Bu mudur? Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini korumak, yüceltmek. Bu mudur? Ben buna sözle demeyeyim de ne diyeyim? Aslında daha ağırını hak ediyor.